Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bissan Roadster 250 VTV'nin chopper'ı inceleyeceğiz. Yani daha doğrusu cruiser aslında, cruiser bir makine. Fakat Türkiye'de cruiser'lara chopper deniliyor. Normalde chopper demek bu tarz bir cruiser motosikletin daha sonradan custom olmuş haline chopper deniyor. Neyse, biz yine klasik dilimize devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an Roadster'ın üzerindeyim. 250 cc bir makine, yaklaşık bir 15-16 beygir güç veriyor. Keyifli bir makine, 5 ileri vites, karbüratörlü. Ondan sonra yani çok fazla aslında anlatılacak bir şey yok. Bunu sürüp bu hissiyatı yaşamak gerekiyor. Yani diğer nasıl diyeyim, naked, süper spor tarzı motorlara göre daha keyifli bir motor. Yani şimdi şu gidonu tutmanız, şu zevk, yani bu gidonu tutmak var ya, bambaşka bir zevk yani. Hani diğer motorlarda olduğu gibi aşağıda böyle drag gidon gibi gidonları tutmuyorsun. Böyle istediğin şekilde, istediğin türde bir gidon takabiliyorsun. EP var, bunun T gidonu var. Bu tarz gidonlar takarak hayata farklı bir bakış açısı katabiliyorsun. Ki işte bu cruiser motorları chopper yapan en büyük özelliklerden birisi de bu. Yani istediğin şekilde modifikasyon yapabiliyorsun. Ve bu çok güzel bir artı bence. Yani keyifli abi sonuçta. Yani makinede tork var. Hani beygirden ziyade bu makinelerin torkları biraz daha yüksek. Tabii şu anda teknik olarak kaç Nm tork verdiğini bilmiyorum ama bayağı bir kuvvetli açıkçası. Şu an 5. viteste mesela motor. Gazı açtığım zaman makine direkt yürümeye başlıyor. Siz de görüyorsunuz. Yani bu tarz bir makineye beygir çok daha beygir illa ki önemli ama tork daha çok önemli. Çünkü makineyi yürüten, biraz da yokuşlarda vesairede performans veren olay tork abi. Yani bu tarz cruiser makinelerde. Belki teknik olarak bazı yanlış kelimeler kullanıyor olabilirim ama onları da artık maruz görün. Abi motor çok keyifli. Yani yorulma gibi bir olayın yok. Neden? Çünkü bende de bir cruiser, yani chopper makine vardı. Lifan LF250B modeli. Uzun süre kullandım ben de onu. Yani bu tarz makinelere binen bir insan ardından ne Razik ne Naked veya işte scooter, bu tarz makinelere süresi gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Çünkü bunun keyfini bir defa aldığın zaman ama o tarz makinelerden tat almıyorsun abi. Yani bu neden böyle bilmiyorum ama sanırım bunun rahatlığına, keyfine alıştıktan sonra diğer makinelerin şeyi sende bitiyor gibi bir şey. Yani aslına bakarsanız sürekli naked kullanan bir insana da sen chopper sür dediğin zaman adam diyor ki ben onu sürmem mesela. Hani sürmem abi ben onu diyor. Yani bilmem bana motor alıyor. Ya tabii o zevk meselesi herkes için. Ki ben chopper'cıyım abi. Chopper olacak yani. İlla ki bir chopper'a binmem lazım. Çünkü naked tarzı makinelerden ben çok keyif almıyorum. Hatta geçen Eren arkadaşımızın MT125'ini inceledik. Aslına bakarsanız keyifli. Çok keyifli. Makinenin sürümü vesairesi verdiği tepkiler böyle çok kaliteli ve güzel. Ama dediğim gibi hani herkesin bir zevki olduğu için ben çok da keyif almıyorum. Bana böyle chopper makine olacak abi. Buna bineceğim. Böyle şu ortama baksana. Sağda solda çiçekler, solda samanlık, sağda ağaçlar. Bunlar ne ağacı bilmiyorum ama yoldasın abi. Karşında dağ, tepede güneş. Yani mükemmel bir şey. Bunlar böyle yola çıkmak harika bir duygu. Yani harbiden böyle anlatılmaz yaşanır dedikleri olay bu. Gerçekten bu. Yani buna saatlerce hiç durmadan binebilirim abi. Öyle bir şey. İnsan keyif alıyor, keyifle doluyor. Yani bir motosiklet almadan önce mutlaka böyle bu tarz bir chopper motosiklet denemenizi ve ondan sonra motor almaya karar vermenizi size aşırı bir şekilde tavsiye ediyorum. Ya yani bu hayatta sonuçta niye geldik bu hayatta? Tamam hani bir her insan doğar, yaşar, ölür. Ama herkesin bir hayat şeyi vardır, felsefesi vardır abi. Bu hayata geldiysen illa ki öleceksin ama hayatın tadını çıkarman lazım. İşte ben hayatın tadını çıkaracağım diyorsan abi sana bu makine lazım ya valla. İlla Bissan Roadster 250 değil yani. Daha nice modeller var tabi, bunların babaları var Harley de olsunlar.
Ha tabi onları almak için biraz para lazım. Yine bak aynı mevzuya geliyoruz. Hayatın tadını çıkarmak için para lazım abi. Çalışacaksın, para yapacaksın. Ondan sonra tadını çıkaracaksın. Ama abi ben yeni başlayacağım. İşte ben chopper seviyorum. Hani bana chopper olsun, biraz daha güçlü olsun. İşte ne bileyim. VT'in olsun, ben sıralı istemiyorum veya tek silindir istemiyorum diyorsan abi. Bir sanır 30'lar 250 tam sana göre bir motosiklet. Gerçekten çok keyifli. En azından VT'in. Yani şu an motorda açık egzoz yok. Açık egzoz olmadığı için böyle size bir gür 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 ses gelmiyor. Ama şu anda çok tatmin edici bir VTV'nin sesi de var, yok değil. Gayet keyifli, gayet eğlenceli. Ya ben çok beğendim. Ben zaten beğeniyordum. Dedim ya en başında da, bende de Lifan vardı. Lifan LF250B. Tabii onu sattım. Satmasaydım onun da videoları mutlaka gelirdi ama ya çok keyifli makineler ya. Yani bu tarzı motosiklete binmek İnsana gerçekten huzur veriyor. Huzurla doluyor insan. Sizlere de tavsiyem, bir Sunroof Roadster 250'yi alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. En azından almadan bir deneyebilirsiniz. Eşinize, dostunuza varsa. Abi tork makinesi ya. Veriyorsun, matbaz açıyorsun, gidiyor makine. Bak. Bak açtım şu anda. Bak bir anda. Bir anda 90 abi. Daha tabii o gidiyor. 140-150'ye kadar çıkıyor o makine ama şu an o kadar havasına gerek yok çünkü yolların nereye gittiğini bilmiyorum açıkçası. Ama zevk alıyor insan ya. Yani hafta sonunu, yani bir insanın hafta sonunu var ya mükemmel bir hale getirebilir. Abi dersin ki benim çok param yok. Bir Harley'e bakıyorsun 40-50 bin lira, 883'ler olmuş zaten 40 bin lira. Adam 2006'sına istiyor parayı falan diye böyle kafanda bu tarz şeyler varsa ve öğrenciyim abi ben onu alacak param yok diyorsan, şuradan da geri dönelim bu arada. Evet yani o kadar param yok benim. Ben daha hesaplı bir motosiklet alacağım. Ama chopper olsun, keyif alayım. Ya yeri gelir gidon atayım, egzoz atayım böyle. Bana Harley demişim gibi bir hava versin diyorsan abi bir Sunroof Roadster 250 var ya tam sana göre bir motor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir binmenizi, eşinize dostunuza bulup bir binmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu makineyle fazlasıyla keyif yaşarsınız, keyif hissedersiniz. Abi hafta sonu var ya ben böyle çıkacağım gezeceğim diyorsan tam senlik ki biz Antalya'da yaşıyoruz. Yazın biz bu makinelerle benim Lifan'ım varken Kemer, Adrasan o taraflara gidip daha böyle sahil kenarından gezintiler, turlar yapıyorduk. Ve inanın çok keyifli oluyor. Ve bu arada oruç biraz ağzım kurudu konuşurken zorlanıyorum kusura bakmayın. Evet nerede kalmıştık? Yani dediğim gibi hayattan keyif almak istiyorsan abi böyle bindiği zaman arkana eşini, sevgilini vesaire böyle bir arkadaşını bindirdiğinde onun da yorulmadan seyahat etmesini istiyorsan abi chopper alacaksın abi arkada rahat rahat binecek. Bu makinede sisi var yok ama sisi var takılabiliyor istersen taktırabiliyorsun. Arkadaki arkadaşın, eşin, sevgilin her kimse arkasına yaslanıp abi yola devam edecek. Ve yani bu mükemmel bir şey ya. Evet bundan sonrasında biraz müzik girerim. Şu yolun gidişatını çekeriz sizin için de biraz değişiklik olsun. Benim motosiklet hakkında üzerine görüş söyleyeceklerim bu kadar. Yani çok keyifli abi. Selesi rahat. Deponun konumu, deponun büyüklüğü mükemmel. Bacakların çok güzel kavruyor. Bir sıkıntı yok. Gidon açısı güzel. Kontrol panelleri hemen elinin altında. Hepsine erişebiliyorsun. Düdük vesaire uzun kısa burada farlar. Çok rahat bir şekilde. Ön fren arka arka diyormuşum. Debriyaj. Arka fren zaten sağ ayağımızın altında. Vitesler sol tarafta vites pedalleri. Ve hani hepsine rahat bir şekilde erişebiliyorsun abi. Bu motora bir 65 bir insan da binse sıkıntı yaşamaz, bir 85 binse de benim boyum 1.83 ve çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Dediğim gibi ne olur abi mesela onda kısa gidon vardır, sen buna binersin boyun uzundur sıkıntı yaşarsın ama abi gidersin 300-400 neyse verirsin ona bir eğip gidon taktırırsın sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsin ki bunun bir sürü custom parçası var ve gerçekten çok keyifli yani bunu özellikle kendin custom yapıyorsan evinde, evinin bahçesinde ve yani bileyim böyle hiç fark etmez sanayide arkadaşının dükkanı da olur. Yani kendin yaptığın şeylerde daha çok keyif alıyorsun ve mükemmel bir haz veriyor insana.
Dedim gibi bu motosikletin kullanımı gayet keyifli. Biz zaten arkadaşımla da vardı. Çoğu zaman iki kişi biniyorduk bu motosiklete. Arkadaş sisi var olduğu zaman bile ikimiz de 1.80 üzeriyiz. Artı 80 kilo. Çok rahat iki kişi binip bu motorla 130 kilometre süratlere kadar çıkıp kullanabiliyorsun. Hiçbir problem yaşatmıyor insana. Kesinlikle abi o motoru tavsiye ediyorum ben sizlere. Yani yine tabii benim anlatmadığım, sizin aklınıza gelen bir sorular olursa siz altta yorum kısmına yazarsınız. Hoşça kalın.